Sersen, selam. Merhabalar. Sana birkaç soru hazırladık. 1997 doğumlu olduğunu biliyoruz. O yüzden de 97 senesinde neler oldu, neler bitti, senin de daha sonradan öğrendiğin, edindiğin, hakim olduğun, hatta çok iyi bildiğin şeyler neler, bir soralım dedik. Bakalım neler çıkacak. İlerleyen yıllarda satış rekorları kıracak hangi oyun serisinin ilk oyunu 1997 yılında piyasaya çıktı? Şimdi PlayStation 1 vardı o zamanlar diye hatırlıyorum. O yani PlayStation'ın ve başka oyunların çıkmasıyla beraber oyunlar popülarite kazandı. Yani iki tane seçeneğim var. FIFA olabilir bir tanesi. Diğeri ise Doom, baby. Olmadı. Ben söyleyince büyük bir ihtimal nasıl bilemedim diyeceğim de. GTA. 97 yılına çıkmış GTA. İlk oyun. Evet. Abi vallahi 5 deseniz büyük bir ihtimal bulabilirdim. Grand Theft Auto yani Vice City, San Andreas, ondan sonra işte en son çıkan 5 oynadım. Ancak 97 yılına çıktığını bilmiyordum. 97 yılında yani ben oyun oynamadığım için pek bilemiyorum ama. Ben de mesela 97 yılında oynadım, daha sonra oynadım. Yani 97, şimdi benim en ilk oynadığım oyunlardan bir tanesi işte FIFA 99'du. Kabul edeyim onu çünkü FIFA 98 tamam. Var zaten 98. 97'de çıkan. Evet. Tamam, 98 var tamam. Onun dışında yani benim o yıllara çıkan ve oynadığım oyunlar Crash diye bir oyun var. Crash Bandicoot diye bir oyun vardı. Onun dışında NBA Live serisi çıkmıştı galiba o zamanlar. Ancak efsaneleşmiş yani PlayStation'dan gidiyorum hep. Belki Sonic de olabilir yani. Sonic oyunları da o zamanlar çıkmıştı. Devlet seçimleri, kule yıkmaları falan desem aklına bir şey gelir mi? Şimdi devlet seçimleri. İmparatorluklar seçiyorsun. Ha. İmparatorluklarda. Kings of Empire mi çıkmıştı o zaman? Age of Empires tamam çok özür dilerim. Age of Empires evet. Yine o zamanlardan bu zamana efsaneleşmiş bir sürüş oyunu. Gran Turismo. Yes. Gran Turismo, yes. Fallout'ı oynama şansım olmamıştı o dönemde fakat daha sonra bilgisayarda oynamıştım. O da çok eğlenceli. Fallout da 97'de çıkmıştı. Ciddi gerçekten. O da 97'de çıkmış. Devam ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran hangi kitap serisinin ilk kitabı 97 yılında yayınlandı? Serisi. Harry Potter mı? Buldun mu Harry Potter? Evet, evet. Harry Potter Felsefe Taşı. Felsefe Taşı'na çıkmıştı. Evet, 97 Haziran'da çıkmış İngiltere'de. Haziran'da çıkmış bir daha. Ben de Haziran'da. Biraz daha sahalara gelelim. 96-97 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu hangi takım oldu? Anadolu Efes. Naumeski'yi söyleyebilirim. Tamer Oyguç, Ufuk Sarıca, Hidayet Türkoğlu, Ömer Anan, Alpay Öztaş. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Yani o zaman şey yoktu Euroleague ama Olympiakos. Doğru. Doğru, tamam. Olympiakos. Ezeli rakipler onlardı çünkü ama. 73-58 Barcelona'yı 73-58. Finalde yenerek şampiyon olmuşlar. Chicago Bulls. Evet. Kime karşı? Kime karşı olmuş? Utah Jazz'a karşı olmuştu. Evet. Kesinlikle öyle. 4-2 kazanmışlardı. Evet. Mart 97'deki Oscar töreninde en iyi film ödülünü hangi film kazandı? Seçenekler. Seçenekler geliyor. Hepsini biliyorsun. Kesinlikle izlemişsindir. Bence İngiliz Hasta değildir. Öyle bir baktınız mı? İngiliz Hasta mı? Kim milyoner oldu? Evet. Ya biraz seneleri yakın seçtik bunda çünkü hepsi aslında en iyi film ödülü alan filmler. Evet. Braveheart'la Titanic'te ama Braveheart 96 yılında, Titanic'te 98 yılında almış bu ödülü. 97 yılında alan İngiliz Aslan. Sıradaki soru da yine zor olabilir, kafa karıştırıcı. Şimdi South Park'ı çok seviyorum da o değildir ya. O mudur? Eleyerek doğru şıkkı bulma hakkını kullanıyorsun galiba. South Park. South Park, evet. İlk bölümü Temmuz 97'de gerçekten. Evet, yayınlanmış. Family Guy 99'da, Simpsons'da zaten daha eski 89. Devam edelim. Seçenekler. Onlar duyma şansı var mı ya şarkılar artık? Şey yaparız sen. Tamam, tamam. Duyuyormuş gibi yaparız onları. B şıkkı değil kesin. Çünkü onu biliyorum. Petrol dinlenir herhalde. Doğru. Dinle. Hangi şarkıyı 1997 yılından itibaren dinlemeye başladık. Sezen Aksu, her şeyi yap. Öldün mü? Yandın mı? Çıkayım mı? Galiba bu sefer yandım. Evet. Yani daha günümüze evet. Yakın, o yüzden Tarkan'dır. Aynen öyle, evet. Tamam. Tarkan, ölürüm sana. Ölürüm sana. Buradaki doğru cevabımızdı. Aldığın bilgilerle neler hissediyorsun? Hiçbir fikrimin olmadığını, doğduğum seneyle ilgili hiçbir fikrimin olmadığını öğrendim. Çok teşekkür ederim sizlere bunu bana yaşattığınız için. Bundan sonra daha fazla genel kültürlü olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugünkü YouTube videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki YouTube videomuzda bizlerle beraber olun. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.